Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iç bakla nasıl temizlenir? Ayrıca lokum kıvamında zeytinyağlı iç bakla yemeği tarifi vereceğim. Şu anda pazarlarda yerin almış olan iç baklayı isterseniz difrizinizi de atabilirsiniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli zeytinyağlı iç baklasının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde içi çıkmamış 3 kilo bakla kullandım. Derince bir kase alıyorum. Baklaların içerisini çıkartıyorum. Pişireceğimiz ve temizleyeceğimiz bölümler buralar. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. 3 kilo baklayı temizledim. Toplamda 1 kilo iç bakla çıktı. Tekrar bir soyma işlemi gerçekleştireceğiz. Bunun için baklaları suda bekleteceğiz. Temizlemiş olduğum baklaların içerisine 1 tatlı kaşığı karbonatı koyuyorum. Üzerine kaynar su koyduktan sonra yarım saat boyunca kaynar suyun içerisinde bekletiyorum. Böylelikle kabuklarından daha rahat arındırmış olacağız. Baklalarımız yeterince suda bekletti. Sizlere ayıtlama yöntemini göstereceğim. Baklanın uç kısmını ayırıyorum. Parmağımla ince kısımdan başlayarak uca doğru kabuğundan çıkartıyorum. Daha sonra sıkarak baklayı çıkartıyorum. Baklayı karbonatlı sıcak suda beklettiğimiz için soyması da çok kolay oluyor. Uç kısmını açıyorum, parmaklarımla sıkarak içerisindeki baklayı çıkartıyorum. Baklanın hepsini bu şekilde temizleyerek ayırdım. Yemeğimde 2 adet domates, 1 adet kuru soğan, 1 diş sarımsak kullandım. Soğanları küp küp olacak şekilde doğruyorum. Daha sonra bir diş sarımsağı küçük küçük olacak şekilde doğruyorum. İsterseniz sizler bu aşamada rendeleyebilirsiniz. 2 adet domatesin kabuklarını soydum küp küp olacak şekilde doğruyorum. Genişçe yayvan bir tencereyi ocağımıza koyuyoruz. İçerisine bir çay bardağı zeytinyağını ekliyoruz. Küçük küçük doğramış olduğum bir adet kuru soğan, bir diş sarımsağı ekliyorum. Soğanların ve sarımsağın diriliği geçinceye kadar kavuruyorum. 1 dakika boyunca kavurmuş olduğum soğanların içerisine bir tatlı kaşığı şekeri ekliyorum. İsterseniz sizler bu aşamada bir küp şeker de koyabilirsiniz. Daha sonra içerisine küp küp doğramış olduğum 2 adet domatesi ekliyorum. Domatesler iyice yumuşayıp suyunu tamamen çıkartıncaya kadar kavuruyorum. Domateslerimiz güzel bir şekilde kavruldu, içerisine iç baklalarını ekliyorum. Bu arada temizledikten sonra iç baklalarını mutlaka yıkayın. 2-3 dakika boyunca domateslerle birlikte iç baklayı kavuruyorum. Ocağımız yüksek ateşte. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Baklalarımız 1-2 dakika boyunca kavrulduktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı unu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiberi de ekledikten sonra tekrar karıştırarak kavuruyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Baklalarımız kavrulurken diğer taraftan da su ısıtıyoruz. Yemeğimizde kaynar su kullanacağız. İçerisine koymuş olduğumuz su sadece gözükecek. Bu aşamada sakın fazla su kullanmayın. Yemeğimiz susuz bir yemek olacak, suyu çekine kadar pişireceğiz o kadar. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz, yemeğimizin kaynamasını bekliyoruz. Baklalarımız kaynamaya başladıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Ocağımızın en küçük ocağına en kısık ateşe getirerek tencereyi ocağın üzerine alıyorum. Burada sadece 10 dakika boyunca pişireceğiz. 10 dakikanın sonunda baklalarımızı kontrol ediyoruz. İçerisinden bir adet baklayı alıyorum, parmağımla kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi parmağımla bakla eziliyor, bu bizim için yeterli. Ocağımızın altını söndürdük, içerisine yarım dimet dereotunu küçük küçük doğradım, onu koyuyorum. Dereotunu koyduktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Tenceremizin kapağını kapatarak bu şekilde soğumasını bekliyoruz. Bu yemeği soğuk tüketiyoruz. Yememi soğurken biz de servis için sarımsaklı yoğurt hazırlayacağız. Bir kase yoğurdun içerisine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Yoğurdun içerisine 3 diş sarımsağı rendeliyorum. Daha sonra çırpıcı yardımıyla yoğurda hiçbir pürüzlük kalmayıncaya kadar karıştırıyorum. Bu yemeği isterseniz sarımsaklı yoğurtlu yiyin, isterseniz sade yiyin, hiç fark etmez gerçekten çok lezzetli ve güzel oluyor. Yemeğimiz soğudu, artık servis tabağına alabiliriz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa her zaman söylediğim gibi bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Servis tabağına koymuş olduğum baklanın üzerine sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum. Küçük küçük doğramış olduğum yarım demet dereotunu da üzerine serpiştiriyorum. Bu yemek gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Şu anda tam mevsimi hiç kaçırmadan mutlaka bakla alarak bu yemeği denemelisiniz. Zeytinyağlı iç bakla yemeğini yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.